üniversitemiz bünyesinde kurmayı planladık. Sıfır atık ve geri kazanılabilirlik merkezi altında. İnşallah kompost üretim tesisini burada edindiğimiz tecrübeyle ve kendi ekibimizi de hayata geçireceğiz. Bu çiftlikte özellikle büyükbaş hayvan yetiştiği yapılmakta, hayvanların çıktılarıyla birlikte saman ve diğer şeyleri kullanarak kompost üretimi yapılmakta. Merhaba, Yasemin Kandır. Kompostür projemiz kapsamında bu sefer Litvanya'dayız. Kompost üretim çiftliklerini geziyoruz. Bugün çiftliğimize geldik. Kompost işleminin nasıl yapıldığına dair Litvanya'da iki uygulamaları görme şansı geldi. Çanakkale Teknopark olarak bizler kompostun ticaretleştirilmesiyle ilgili proje kapsamında faaliyetler yürütüyoruz. Sizin temel önceliklerinden bir tanesi de aslında Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi tarım uygulamalarını ülkemize transfer etmekti. Dolayısıyla Vilnius'un kırsal bölgesindeki bu tesisi ziyaret etmek suretiyle kompost üretiminde farklı bir yöntemi de belirlemiş olduk. Dolayısıyla aslında bu projeyi yazmakla, yürütmekle ne kadar iyi bir iş yaptığımızın da çok daha iyi farkına vardığımızı söyleyebilirim.
Bahçeniz değil, yine kuru yaprakta kullanabilirsiniz. Bahçenizden çıkan kurumuş, örtülmüş dalları kullanabilirsiniz. Kompost yapmak için tane boyutu önemli. Büyük dalları tercih etmiyoruz. Maksimum 5 cm büyüklüğüne kıyılmış olması gerekiyor dalların. Çünkü dallar büyük olursa ayrışması çok uzun sürüyor, kompostlama işlemi çok uzun sürüyor. Normalde bu şekilde yığın yaptığınız zaman bir ayda kompostunuz hazır. Şimdi suyu eklememiz gerekiyor. Bir miktar su. Bu suyu nasıl ekliyoruz? Ekledikten sonra karıştıracağız kürekle ve şu şekilde elimizin içinde sıkacağız. Elimiz ıslanacak ama su damlamayacak. Suyu hissedeceğiz ama su parmaklarımızın arasından akmayacak. O zaman neme uygundur diyoruz. Normalde %50 nem ideal. Şimdi karıştırma işlemi yapıp ikinci katmanı. Karıştırma işlemi.